Günaydın, hoş geldiniz. Nasıl güzel değil mi? Nasıl kalbinize hitap ediyor? Aynı zamanda kalbinizle birlikte bu defa Refik Anadolu vasıtasıyla gönlünüze de, yani aynı zamanda gözlerinize de hitap ediyor. Efendim, dünyaca ünlü sanatçımız, bizim kültür elçimiz Fazıl Say bizimle birlikte. Fazıl Say hoş gelmiş. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Jamal Aliyev, o da yine Fazıl Say'ın desteklediği, Fazıl Say'la birlikte de şimdi pek çok konserlerde gördüğümüz bir büyük, genç bir sanatçımız Jamal Aliyev. Jamal hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Fazıl Say, bugün tabii burada seni ağırlıyor olmaktan Jamal'le birlikte büyük onur duyuyoruz. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün bir haber gördüm. 16 Eylül önemli. Fazıl Say'dan Hayat Ağacı, Usta Piyanist'ten 5 bölümlük beste. Zorlu PSM'nin 10. yaşını kutladığı yeni sezon programı dün açıklanırken, dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, 100. eserinin de içinde yer aldığı 5 bölümlük süitini anlattı. Bugün 16 Eylül, evet. Ne oluyor bugün? Bu akşam Zorlu PSM'de, onların da 10. yılı. Zorlu tabii İstanbul'un kültür hayatına büyük bir katkı sağlamıştır. Bu bir gerçektir son 10 yıldır. Özellikle AKM'nin yokluğundaki dönemde gerçek bir yükümlülük yaptılar. Ve onların siparişi üzerine ben de 10. yıllarında violonsel ve piyano için Cemal'le ikimizin çalacağı ve anlattığım 5 bölümde de en yakınlarımı, annemi, babamı, eşimi, hayatı ve hayat ağacını, umutları anlattığım bir eser besteledim. Bu akşam onun premieri. Dünya premieri. Yani evet. Dünyada ilk kez sahnelenecek efendim Zorlu PSM'de bu akşam. Muazzam. Bu arada şimdi fotoğraflar gelsin. Şimdi Fazıl Say aynı zamanda bakın bugün ailesine değer verdiği bakın eşi Ece Hanım. Babası gelecek şimdi. Bir sonraki manşetimizi rica etsem. Bakın bir büyük bilim insanıdır. Sizlere daha evvelki kanalımda da onu anlatmaya çok çalıştım. Böyle böyle kitapları var bende imzalı. Müzik notları kitapları var. Muazzam bir entelektüel kişi. Aslında bugün Fazıl Say karşımızdaysa onların Ankara'daki evlerindeki o olağanüstü buluşmalar, o Türkiye'nin aydınlarıyla, şairleriyle, ressamlarıyla olan buluşmalardan kendisini saygıyla bakın nasıl güzel bir insan. En son Evrensel Gazetesi'ndeki yazılarından alıntılar yapardım. Bakın ne kadar güzel. Evet. Bir sonraki detaya geçelim. Kızı Kumru aynı zamanda binici. Ve milli sporcu. Milli sporcu. Evet, evet. Onunla da gurur duyuyoruz. Kumru. Fazıl biraz bu bestelerden bahseder misin Hayat Ağacı? Hayat Ağacı'nda annemin anısına da bir eser geldi var. Bu arada. Aynen. Babam Ahmet Say isimli parça. Ece eşimin için. Dediğim gibi bir de Hayat Ağacı diye bir finali var. İlk açılış parçasının adı Umut. Umutlar hayatımızın her şeyi çünkü. Kısa kısa parçalar. Albüm olarak da çıktı yani bu dijitalde çıkıyor. Spotify, Apple, YouTube falan. Bugün o da çıktı. Evet, bu sabah çıktı. Herkes dinleyebilir. Bunlar herkesin sükunetle dinleyeceği dingin müzikler aslında. Güzel müzikler diye düşünüyorum. Şimdi biraz dinleyelim mi madem öyle? Arkadaşlar Hayat Ağacı'na bir kulak verelim bakalım. Yılda da çalışıyoruz. Benim Şahmeran eserimi de evet. Çaldı ve şimdi yaptığımız albümde 4 şehir sonatı var. Kumru isimli parçam var ve bu Hayat Ağacı var, yeni eserim. Ben müzik dünyasının da genç nesillerinde Cemal'e çok beğeneceğini düşünüyorum. Ne güzel. Cemal nasıl hissediyorsun? Ya müthiş tabii ki de yani. Çünkü böyle özellikle sevgili Fazıl Say'ın bu kadar kişisel yani ailesi için yazdığı bir albümde ve bütün eserlerini ve çok güzel bir yerde yeni teknolojiyle falan Dolby Atmos'la kaydetmemiz müthiş bir duyguydu ve çok mutluyum yani. Ne güzel. Sizler çok şanslısınız. Ben bir önceki kanalımda da bizim Bülent Evci ile Fazıl Say'ın çalışmaları orada kayıtlar falan vardı. İzmir'e de gitmişlerdi. Ondan da bahsetmiştik. Evet. Bülent Evci ile de buradan sevgiyle selamlıyoruz. Nasıl bir duygu? Mesela Fazıl Say ile birlikte çalışmak, onunla kayıtlar yapmak ve böyle bir eser içinde olmak. Ne hissediyorsun? Çok şey hissediyorum tabii. Yani anlatılması biraz zor çünkü yani tahmin ettiğiniz gibi ben küçük yaştan beri sevgili Fazıl Say'ın herkes yani bütün arkadaşlarım. Bütün, evet tabii ki de yani. Çok ben çelist olmama rağmen bir piyanistin hayranıyız hepimiz yani bütün arkadaşlarım. Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de
Almanya'da her gittiğim yerde. Ve tabii ki de böyle bir şansı yakalamak, vermeniz bana. Yani benim için çok onur verici, gurur verici bir şey. Ne ve kadar? Ben çok şey öğreniyorum. Tabii. Harika. Şimdi Ahmet Say'ı rica edeceğim arkadaşlar. Alper bir gelin bakalım Güven. Ahmet Say'ı bu güzel eserle. Şimdi babam Ahmet Say desek birazcık dinleyelim. Şimdi sen demin anlattın aslında ama benim babam olduğu için bambaşka bir ve çok da özel bir baba-oğul ilişkisi olduğu için ben onun insan babasını nasıl bir güzellikle anmak isterim. İsmail, Esed'i beslediğimde babam hayattaydı. Tabii hastaydı, yerde yataktaydı ama hayattaydı. İşte kayıcıyı falan yetiştirmek üzereydik. O sırada vefat etti. Dolayısıyla aslında her çaldığımda babam Ahmet Say parçasını sanki ona ulaştırmak istiyormuş gibi sesleri. Bu akşam da öyle olacak diye düşünüyorum. Şimdi orada mesela Necat Eczacıbaşı ile ilgili söyledin. Bülent bir ayağa kalktı ve çok etkilendi herkes. Sonra Koca Bıyık, onların akrabaları, Türkan Saylan hepimizin hayran oldu. Bir de Umut. Şimdi Fazıl Say nedir bizim için? Fazıl Say sorunları her zaman ifade eden, net ifade eden ama aynı zamanda umudu her zaman koruyan ve umudu korurken de bize şu mesajı veren. Arkadaşlar değil mi ki hayat var, değil mi ki yaşıyor, değil mi ki sanat var? Umut her zaman olacak. Hayattan devşirdiğimiz umut senin her zaman canlı tuttuğun değil mi? Evet. Valla biraz olsun umutsuzluk beslediğimiz anlarda bile sanki mezarlığa gidiyor gibiyiz değil mi? Umut o kadar her şeyi ki hayatın. Hiçbir zaman yani tüm gençlerin, tüm hepimizin hiçbir zaman umudun bir an bile şeyini bırakmamak lazım. Yüreğimizden kaçırmamamız lazım. Hep umut dolu olmak lazım. Umutsuzken bile umut gütmek lazım belki de. Müthiş. Şimdi bir fotoğraf rica edeceğim. Evet. Kumru biraz önce de söylediğim gibi milli binicimiz. O babasıyla gurur duyuyor. Babası da onunla gurur duyuyor. Babası onu çok seviyor. Şimdi eşi gelsin Ece. O da bir sanatçı. O da bir sanat insanı. Hatta geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam o da bir kayıt. Kayıtlar yapıyor. Cemal'le de yaptı. Cemal'le de yaptı. Kendi de yapıyor. Biliyorsun piyanisttir benim pianist, isim Ece. O da sanatçı. Evet, çok güzel albümler yapıyor o da. Cemal ne yaptınız kayıtlarda Ece'yle? Benim çok sevdiğim, aslında ben birkaç sene önce kaydettiğim, Ece'nin çok
Sting'den önce Rus Romance vardı. Evet. Malaşkin'in. Onu evet. kaydettik. Sting'i de yaptık. Sting'in Antil parçası. De. Onlar ne zaman izleyeceğiz, dinleyeceğiz? Sosyal medyada var. Sosyal var mı? Medyada. Var var. Dijitalde daha çıkmadı Sting ama şey çıktı bizim. Tamam. Peki Romance. Şimdi de Ece'ye ilişkin o kaydı dinleyelim. Nazım Orta Öztürk'ten bahsedeceğim de tam da dün burada Fazıl Say'ın olduğu yerde Sera Kadıgil vardı. Muhteşem bir etki yarattı. Müthiş bir kadın. Bu arada şunu da söylemeliyim. Nazım Oratoryosu bugün 16 Eylül 2022'de ilk defa Japonya'da Japonca olarak seslendiriliyor değil mi? Fazıl bunu bir anlatır mısın? Çok çarpıcı. Aynen. Hiçbirimiz de gidemiyoruz. Kendi premierim İstanbul'da. Japonya'da ilk kez Nazım Oratoryosu tamamı Japonca. Yani şimdi onların da bir Japon Genco Erkal'ı var anlatıcısı. Evet. Japon piyanistleri var. Japon orkestrası, bir Japon korosu. Senat Bağcan'ın yerine onların da Japon solisti var şarkılarını söyleyen. Müthiş. O Nazım Oratoryosu'nun tamamını aynen bizim yaptığımız, Türkçe yaptığımız gibi Japonca bugün yapılıyor. Bu benim için de çok ilginç çok ve gurur duyduğum bir olay oldu. Nazım Oratoryosu. Ya işte şimdi demin Ece parçasını dinledik. Biraz evet. Sonra biraz annem parçasını dinleyeceğiz ama bu Opus 100'e vardı benim eserlerim. 100 numaralı eseri tabii Nazım Oratoryosu mesela 9 numaralıdır Opus sayısı. Ne bileyim Kara Toprak, İstanbul Senfonisi insanların bildiği parçalarımdan bahsediyorum. Mezopotamya falan. Hayatı anlattık, tarihimizi anlattık, şehirleri, insanları, portreleri. 100 numaralı eserimde ben tamamen aslında kendi içime kapanıp kendim için yani süt verir gibi müzik yapmak istedim en yakınlarıma. Onlara birebir çalmak, 4-2 kişi arasında müzik gibi bir şey yapmak istedim. Yani çok aslında kişisel bir şey yapmak hı hı. istedim. Ama kişisel demin bahsettiğim gibi Nazım Hikmet'i anlattığımız gümbür gümbür dramatik eserler vesaire. Bütün bir hayat boyunca da 100 eseri de çalıştık. Şimdi işte sıra 100.'nün kişiselliğine, küçüklüğüne geldi. 2 kişi çalıyoruz. Görkemli bir 300 kişinin bir şeyi değil ama görkem sadece 300 kişi olmak değil ki. Görkem derinlikte de olabilir, hı hı. Dokuda olabilir diye düşünüyorum. Benim şimdi, armağan olarak. Armağan. Şimdi fakat bugün değerli izleyenler şöyle heyecanlıyım. Şimdi bakın tarihsellik bugün 16 Eylül'e bakın. Şimdi Halk TV ekranlarında İsmail Küçüköy'le Yeni Bir Sabah'ta Fazıl Say canlı yayında Cemal Aliyev'le birlikte. Bu bir. İki, akşam premier var Zorlu'da. Tam da yıl döneminde ve dünya premier. Yani dünyada ilk defa sahnelenecek Hayat Ağacı. Ve üç, Japonya'da Japonca Nazım Hikmet Oratoryosu var. Ve dört, o da yarın mıydı öbür gün mü? Seferihisar'da da yine evet. bir konser var. O neydi onu bir yarın söyle. Yarın Seferihisar'da... İyon şehirleri, bu antik kentlerin olduğu şehirler Yunanistan'da ve Türkiye'de belediyeleri bir buluşma yapıyorlar. Teos'tu galiba çaldığım yer. Bir antik tiyatro. Ben de ilk kez gideceğim. Seferihisar'da da ilk kez çalıyorum. Seferihisar Belediyesi organize etmiş. Çağrıda bulunmuş aynen, diğer aynen. belediyelere. Aynen. Diğer belediyeler adalardan, Yunan adalarından da belediye başkanları geliyor diye biliyorum. O yarın mı?
Bu iş yarın aynen. Ha. Cumartesi öyle günü akşam. Doğru hatırlıyorum. Aynen bir böyle buluşma. Ama halkta davetliymiş. Gelmek isteyen Seferihisar'a yarın çık. Gelebilir. Aynen aynen. Harika. Şimdi Nazım'ın kıymetli annesinin fotoğrafını rica edeceğim. Fazıl'ın. Ay ben işte ikinizi o kadar özdeşleştirmişim ki. Bakın işte sonrasındaki paylaşımlarını Instagram'dan. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Ben geçmişte tabii çok eskiden ben tanıdım. Nihal Kemaloğlu bir gün dedi ki bana, danışmanım Ankara'dan. Bak dedi mutlaka Fazıl Say diye genç bir sanatçı var izlemelisin. O zaman Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu vardı. Oradaki bir konsere gittim. Yıllar evvel. Daha... 1998. Ha, 98 aynen. Bakın. Evet. Ben o zaman tanıdım. Böyle büyülenmiştim o Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda. Sonra işte Bilkent'te orada burada. Hatta Mezopotamya Senfonisi'nin premierini ya Almanya'da ya Avusturya'da izledim. Çok değerli bir zenginlik ülkemiz için diyorum Fazıl Say. Uçak Notları diye kitabı vardı. Böyle kahverengi kaplı. Hı hı. Orada da hayatın yani bir yılın üçte biri en az uçaklarda geçiyor. Orada notlarından da okudum. Şimdi de ne var biliyor musunuz? Eğer Instagram'ı takip ediyorsanız Fazıl Say'ın Instagram'daki hesapları var. Ben çok faydalanıyorum. Bazen resimlerden, bazen müzikten, bazen hayattan, bazen kültürden bahsediyor. Çok zengin. O isimleri bir söyleyebilir misin hesapları? Fazıl Say Official var bir tane. Evet, bir de benim kendi kullandığım Fazıl Say var. Aynen. Onları kitap yapsana Fazıl. Zaten oluşan kitaplarım orada tuttuğum notlar, çıkmadık makaleler, düşünceler falan. Onları zaten 2-3 yılda bir kitaplaştırıyoruz biraz üzerinde uğraşıyoruz. İyi, sevindim. Öyle yapıyoruz. Çünkü herkes faydalansın isterim. Fazıl Say annem. Fazıl annem. Evet. Ya insanlar acaba bu kadar sükunetli doğal müzikleri bu gergin ortamda iyi bulmuşlar mıdır diye düşünüyorum. Bana sanki böyle bir biraz sakin olmak, dinginleşmek iyi geliyor. Bilmiyorum sana da iyi. Bize de öyle. İnanılmaz yani şu gazete haberleri hepsi. Çünkü savaşlar, yorulduk. Olaylar kötü olaylar. Televizyonda haberleri açıyorsun sadece dram trajedi yani. Biraz yorulduk ya. Yani. Yorulduk. Evet. O yüzden bu içine kapanma, insanın annesini hatırlaması, anlamaya çalışması, hayat olmasa bile ilk hayatta gözümüzü açtığımızda değil mi? İlk gördüğümüz ışık anne yanında evet. Falan. O hislere dönmek, biraz durulaşmak ya. Biraz o gerekiyor yani biraz. Bir bakım nerede? Bir şey soracağım Fazıl. Şimdi hem annenle hem babanla ilişkine baktığım zaman böyle
hoş diyaloglar görüyorum. İyi bir modelleme görüyorum. Nedir mesela iyi anne baba, iyi evlat ilişkisi senin? Sen de bir babasın aynı zamanda. Evet. Ya şimdi benim annem babam ben küçük yaştayken ayrıldıkları için ben onların ikisiyle ya bir üçlü olarak değil babamla ayrı, annemle ayrı bir ilişkim oldu. Ama genel itibariyle çok yoğun dokulu ilişkilerdi. Baba oğlu ilişkisi de anne oğlu ilişkisi de. Öyleyse benim doğallığımla böyle müzikler yazmam onlar için doğaldır diye düşünüyorum. Dışarıdan okuyabildiğim doğruysa teşvik edici olmuşlar. Yani bu doğru değil mi? Evet. Yani Fazıl Say'ın istediğini yapmasana teşvik etmişler. Evet, aynen. Mesela şimdi benim kızım Kumru'da bir milli binici, işte parkur binicisi, Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. İyi bir not aldı orada. Yani değil mi? Kronometreye karşı yapılan neredeyse hakemin sadece maniler oldu. Mani düşürürse puan kaybediyor. Hepsini güzel atlarsa. Yani hakeme bile gerek olmayan bir mertlikte bir şey ve tehlikeli de bir spor. Biz annesi yani eski eşim Gülyar'la beraber çok korkuyorduk. Düşüyor arada bir. 3-5 ayda bir de kötü düşüşleri ama var. Ama yani teşvik ettiniz yine de. O kadar tutkuyla seviyor ki sabah 5'te uyanıyor, atının yanına gidiyor, çalıştırıyor. 2 tane at orada şu anda Kumru iş buldu. Çalışıyor bir yerde. Atlara bakıyor. Ve bunlar olimpiyat atları yani profesyonel bilinci. O kadar büyük bir tutku var ki bunu teşvik etmemek yanlış olur. Kızım sen bu işi yapma, başka bir işi. Avukat ol, ne bileyim, doktor ol demek yanlış bu. Evet. Yani neyi seviyorsa elinde sonunda su akar, yolunu bulur ve oradan da ilerleyecektir. Annem ve babam da ben de bu adam müziği seviyor, müzik için yaşıyor. Bırakalım yapsın. Evet. Yani teşvik edici. Teşvik edici ve yeteneği ve doğallığını koruyucu davranmalı. Eğer anne babalara bir mesaj mı vermek istiyorsan o zaman öyle söyleyeyim. Çünkü ne görüyorum biliyor musun? Şimdi mesela senin konserlerinde genelde anne babaların yanında küçük çocuklar var, görüyorum. Var, çok var. Bu çok hoşuma gidiyor. Ta eski zamanlarda hatırlıyorum. Evet. Bu Doğuş grubunun bir etkinliği vardı. Sen katılıyordun. Köylere köylere gidip böyle onları çocukları... Yaptım, evet. Neler yaptın? Evet. Bir kere... Bilmiyorum çok zamanımız var. Bir dakika bir şey anlatabilir miyim? Var. Tokyo'daydım. 2000 yılıydı. Konserden sonra bir Japon anne geldi. Yanında da 10 yaşlarında bir çocuk. Çok gelir benim konserimde İsmail. Konserden sonra çocuklar, anneler, evet. Babalar, çocuklar, bizimki de piyano çalıyor falan. Geldi. Çocuk görme engelliydi. Getirdi. İşte normalde de çok konserden sonra kafam karman açıyor ama dinlemem. Peki çalsın dedim. Çocuk bir çalmaya başladı. Bir deha yani Chopin'in baletini çalmış. Olağanüstü bir şey. Yani 70-80 yaşındaki piyanist yapamaz. Dışarıdaki bütün menajerleri, plak şirketleri koridorda bekliyorlar. İçeri aldım bu bir deha dedim. Çocuk Nobu adı. Şu anda dünyanın başlıca piyanistlerinden biridir. Vay müthiş, müthiş. Şu anda 30-32 yaşlarında. Görme engelli ama dünyanın en önemli piyanistleri arasındadır. Şu anda turneleri var. Bir iki kere Antalya Piyano Festivali'ne gelmişti. Ama insanlar takip edebilir Nobu'yu. Çok ilginç bir ömrü var. Müthiş. Annesi bir kitap yazmış. Kitabın adı Anne Rüzgarın Rengi Ne? İlginç değil mi? Çok, yani, güzel çok çarpıcı. Ya işte Japonya'da da, Amerika'da da, Avrupa'da da sanat sonuçta insanlığın ortak dili, evrensel dili. Ve biz burada çok fazla biraz kendi milliyetçiliğimiz içinde tıkanıyoruz. Maalesef. Biz çıkmaz sokağa giriyoruz. Evrensel düşüncelere daha fazla atılmamız lazım toplum çok, olarak. Çok doğru. Bu arada efendim tabii şimdi Fazıl Say'ı dinlerken Antalya dedi. Antalya'da da uzun yıllar piyano festivali vardı. En son ben Haziran'ın ortasında da Antalya'ya gittim. Kadir Dursun diyeceğim. O da bir kültür sanat emekçisi. Aynen. Kadir Dursun'u da buradan Antalya'ya selam söylüyorum. Akra Jazz Festivali. Akra Jazz Festivali'ydi. Evet. Şimdi bravo, çok teşekkürler. Haydar Bey'i de, Haydar Barut ve ailesini de buradan selamlıyoruz. Cemal, şimdi seni de izliyorum. Sen de tıpkı Fazıl Say gibi artık dünyanın farklı yerlerinde konserler de vermeye başladın. Ne yapıyorsun şu anda? Bir anlatır mısın? Günlük akışın, haftalık, aylık akışın, müzik nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şu anda bayağı konsantre olduk işte akşamki konser ve albüm için. Benim sonraki işte Londra'ya gideceğim. Bir Elgar konçertosu, sonra İzmir'e dönüyorum. Sonra da bizim beraber çok uzun süredir beklediğimiz Amerika turnemiz var. Var. Ne zaman? 25 Ekim. 25 başladı. Ekim 10 Kasım arası 15 gün. New York, Boston, Chicago, Los Angeles,
Vancouver, Toronto, Washington yani bayağı büyük bir Washington var mı? Büyük bir kardeşime evet, söyleyeyim Serpiller evet, de gelsinler evet, o zaman izlesinler. Aa çok iyi. Beraber işte Hayat Ağacı, Dört Şehir Sonatı. Aa vesaire. Tam 10 Kasım'a da mı denk geliyor? O 10 Kasım'a denk gelmiyor. O arada. 8 Kasım'da dönüyoruz galiba. Hmm. 11'e dönüyoruz. Tamam. Diye biliyorum. Bayağı Amerika'da en az 8-9 konser vereceksiniz anladığım evet, kadarıyla. Evet, aa, evet, müthiş. Evet, Amerika'ya da buradan duyuralım ve iyi akşamlar dileyelim Amerika'ya. Bu arada efendim şimdi benim için hayatta unutamadığım iki sahne var. Bir tanesi annemle birlikte gittik Fazıl Say'ın Kaz Dağları'ndaki konser için. Böyle tüylerim diken diken. O oradaki 35-40 bin belki 50 bin kişiyle birlikte olağanüstüydü gerçekten. Unutulmazdı yani. Bir diğeri de geçtiğimiz aylarda yine Fazıl Say için Serenat Bağcan da oradaydı. Biz Munzur'a gittik. Fazıl Say bir mesaj verdi. Munzur temiz ve özgür aksın diyoruz. Bahar mezarına gömsünler sizi. Bahar mezarına gömsünler sizi. Mezarına gömsünler sizi, yaz mezarına gömsünler sizi. İlk kezmiş gibi buluştunuzdu, son kezmiş gibi seviştinizdi. Yaz mezarına gömsünler sizi, yaz mezarına gömsünler sizi. Güz mezarına gömsünler sizi. Salkımlar gibi buluştu dostu, avular gibi sevişti bizi. Güz mezarına gömsünler sizi. Güz mezarına gömsünler sizi. Ay, o kadar çok mesaj geliyor ki inanılmaz. Bu arada geçenlerde Bremen değmişsiniz. Müthiş bir konsermiş. Sevda Şimşek söylüyor diyor ki hep beraber gittik. Beşinci senfoni yorumu diyor. Evet. Zaten İlber Ortaylı da hep öyle söylüyor. Fazlısın kendi besteleri tamam ama diyor bir de esas onun Beethoven yorumları diyor olağanüstüdür diye. Evet. İlber Hoca'dan böyle bir şey alıntı yapmış olayım. Fazlısın şu fotoğrafa bir bakar mısın? Ben de oradaydım. Ben böyle demeyi çok seviyorum. Munzur özgür ve temiz aksın diyoruz değil mi? Ya işte Kaz Dağları'nda da bir doğayı koruma, doğaya yardım etmece düşüncesiyle ben gittim. 30-40 bin kişi vardı Kaz Dağları'nda sen de. Ben oradaydım. Bu Ovacık, Tunceli, nehir akıyor. 20 bine yakın insan vardı. Ya yani şöyle düşünüyorum. Bunca stresin arasında bu konserler bana böyle bu işi niye yaptığımızı öğretiyor. Bana öğretiyor. Yani yaptığımızın bir anlamı oluşuyor. İnsanlar için, doğa için, yaşamak için yapıyor. Çünkü bizler konser salonları, demin 5. senfoniden bahsettin. Onu beste yapıyoruz, Nazım Oratörüsü, koşturmaca, uçaklar. Üçte biri dedin ama maalesef üçte ikisi benim hayatım. Öyle mi? Vay yollarda vay. Tabii işte bahsettiği evet, turneye bak. O New York'la... Los Angeles arası mesafe 6 saat uçak mesela. Evet. Oradan oraya Chicago, 5 oradan saat. Vancouver'a git, her oradan gün, her gün uçak, otel ve bu bir stres. Yani biz 30 yıldır ben bunu yapıyorum ama işte bu tarz bir konserde bütün o 60 albümün, 100 eserin, bilmem ne 3000 konserin bir anlamı oluşuyor. Kaz Dağı'nda da bir şey işe yaradı benim müziğim mesela. Durdurdu öyle bir şeyi. Doğa katliamını. Burada da bir mesaj verdik. Bu sadece Munzur'un temiz akmasıyla da ilgili değil. Türkiye'nin doğusundaki insanların da daha fazla entegre olması, beraber yaşamak açısından, ötekileşmemek açısından da bir mesaj bu. Tunceli halkıyla Türkiye halkı arasında diye bir düşünüyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim Fazıl. Ben orada o kadar çok insanla konuştum. Bak burada Munzur yöresi insanları vardı ama o kadar çok İstanbul'dan, oradan, geldiler, buradan, Türkiye evet, dört bir tarafından. Ya biz bu konser için geldik dediler. Evet, evet. Yani işte bu müzisyenin yükümlülüğü, para da kazanacak, onu da yapacak, bunu da konserler verecek. İşte Cemal de anlattı, Londra'ya gidiyor, Elgar çalıyor mesela. Bu bir 30 yılını insanın non-stop, neredeyse nefessiz,
yaptığı. Bazen yıllarca tatil yapmıyoruz. Çünkü yaz konserleri çok yorucu. Var. Yaz konserleri de var. Yani sadece bir, i̇şte bu yazda Bodrum, Çeşme, sezon bitmeyen bir sezon yani. Evet. Bütün hayat bir sezon. İşte bu tarz şeylerde de en azından anlam doğallığıyla önüme düştüğünde mutlu oluyorum ben de. Ne kadar Tunceli'de mutlu oldum. Ben de çok mutluydum orada. Fazıl Say'a son soru soracağım ama şimdi senin son sorun önce. Bu akşamı kısacık bir daha bir hatırlatır mısın? Bu akşam Zorlu PSM'de Performans Sanatları Merkezi'nde bir premier var. Siz ikiniz sahneye çıkacaksınız. Ne olacak? Bir kısacık bir özetlersen yeni gelenler olabilir aramızda. Bu tabii akşam ne yaşayacağız? Biz ilk César Franck'ın keman sonatını çello için düzenlenmiş halinde çalacağız. Sonra da Dört Şehir sonatını benim sevgili Fazıl'da ilk çaldığım eser. Dört Şehir sonatı. Şu anda her yerde çalıyorum. Sivas, Hopa, Ankara, Bodrum. Dört Şehir. Evet. Sonra bir ara olacak. Sonra da işte Hayat Ağacı premierini yapacağız. Müthiş. Evet. Bu akşam. Evet. Zaten biletler falan satıldı efendim. Onu da söyleyeyim de haftalar öncesinden gitti. Onu da ifade edeyim. En yakın arkadaşlarımızı alamıyoruz. Anne babasına yer bulamadık. Bulunamaz çünkü. İnanılmaz bir şey. Şimdi son soru için ama önce efendim bu benim 30 yıllık meslek hayatımda televizyon sabah haberciliğinde 10. yılım. Halk TV ekranlarındayım. Bir haber kanalındayım bu sene. 12 Eylül'de İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le burada başlamıştık ve Tarkan'dan bahsetmiştik. Fazıl Say'a en son soruyu Tarkan'la ilgili soracağım ama önce Gündoğdu Meydanı'na bir gidelim. Evet, şimdi Fazıl Say'a bir Tarkan sorusu sormak istiyorum. İzmir'de yaşananlar, evet. Sen benzerlerini çok hani bize mesaj olarak da verdin, yaşadın. Ne gördün, ne hissettin orada Fazıl Say? Yani samimi söylemek gerekirse dünyada bu kadar muazzam bir, büyük bir konser çok ender. Orada 2 milyon insan falan evet, var. Tarkan, bu sadece bir konser değil tabii. Bu 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Birçok şeye isyanı var toplumun. Toplum çağdaş kalmak istiyor, uygar kalmak istiyor, ötekileşmemek istiyor. Bunlara cevap var. Aynı zamanda konserler, festivaller iptal ediliyor. Yasaklanıyor. İsmail biliyorsun benim son 15 yılında bir sürü başıma neler şey geldi. Yaşadım, neler yaşadım biliyorum. Hapis tehditleri aldın, ya, mahkemelere gittin. Mahkemeler, eserler sansürlendi, evet. Konserler iptal edildi, o kaldırıldı, bu bilmem ne oldu. Evet. Ama bu en güzel cevap. Toplumun, sanatçısının, popstarının, megastarının yanında olması. Şimdi Tarkan değil de başkası olsaydı böyle olur muydu? Bence olmaz yani. Türkiye'nin megastarı pop müzikte, popüler kültürde Tarkan'dır. Ve Tarkan için de şu iyi oldu diye düşünüyorum. Emeğinin karşılığı şu oldu. Biz yaşıt sayılırız Tarkan'la. 20'li yaşlarımızın başında meşhur olmaya başlamıştı Tarkan ve evet, bir büyük star olacağı belliydi. Hı hı. Şimdi bir ikinci jenerasyonu, bir ikinci nesli bu konserle yakaladığını düşünüyorum ben. Bu yani, da enteresan. Yani, tabii. Yani kendi miladında da bir yenilik yaptığını düşünüyorum. İzmir Belediyesi'ni Tunç Soyer'i de en az Tarkan kadar kutlamak lazım. Sen çok haklısın ilk programında. Evet, evet. Onu da ettim. O şey yıkıldı. Yıkıldı. Vazgeçmediler gece gündüz bilmem ne. Böyle bir muazzam olayı. Yani şu görüntü bile o çok da enteresan bir sahne var orada. Yani evet, kim tasarladıysa ben süper buldum yani.
maalesef konserin Halk TV'de 3 parçasını listeledim. Telif haklarından dolayı, yoksa çok uğraştı bizimkiler ama. Yani sorun değil. O 3 parça bile bana yetti. Çok orada İyi, sevindim. Eşim Ece İzmirli biliyorsun. Evet. Ben İzmir'de böyle bir şey görmedim dedi. Ya yani bütün muazzam, hayatımda evet. görmedim dedi. Çok orada olmak isterdik biz de. Tarkan'ı kutluyorum. İnşallah onunla beraber de bir şey yapma imkanımız da olur. Ne güzel olur. Günün birinde olur değil mi? Yani bir buluşma, kültürlerin buluşması. Ne kadar güzel kültür olur. Sanat ile popüler kültürün buluşması. Ki sen de yenilikçisin. Sen aslında klasik müzik sanatçısın ama caz deniyorsun, yenilikçisin aslında. Tabii tabii. Aslında benim şarkılarım da kültür sanatla popüler kültür arasında bir yer bulmuştur. Dört mevsim, insan insan vesaire filmlere konu oldu. Değil mi? Yani kültür sanat... Şu andaki besteci her şeyi yapabilmeli İsmail. Evet. Benim müziği de yapabilmeli, şarkı da yazabilmeli, besteler de yaratabilmeli, orkestra 5. senfonisinde bestelemeli, kara toprak da. Yani her şeyi yapabilmeli. Bestecinin işi artık sadece dit 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 değil yani. Ya. Birçok şeye ulaşması lazım. Ki zaten eğer seni doğru anladıysam senin hayat amacın ve sanat amacın da şu, müziği, nitelikli müziği geniş kitlelere ulaştırmak. Evet. Hep bunu söylersin. Aynen öyle. Daha doğrusu insanlar bir şiir kitapları az satıyor olabilir. Ama şiir o kadar çok insana, 80 milyon insana Nazım Hikmet'in şiiri hitap ediyor. Bakın Yunus Emre 700 yıldır aslında yaşıyor şiirleriyle, sözleriyle. Yani ben böyle düşünüyorum. Fazıl Say, çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum Halk TV için. Çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta başladığını Müthiş düşünüyorum. Müthiş başladı. Sen şimdi, mutlu musun? Ben çok mutluyum. Tamam, sorumluluğum tamam. ağır, işim ağır onu biliyorum evet. ama bana güveniyor. Akşamları Halk TV seyrediyorduk, şimdi sabahları da sabahları da seyredeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. İlk hafta için ben bu arada tabii çok kıymetli Halk TV izleyicilerine ilk haftamızda gösterdiğiniz olağanüstü, rüyamda bile görmeyeceğim ilgi için teşekkür ediyorum. Fazıl Say'a ve Cemal Ali'ye ve akşamki konser için başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Efendim müsaade edersiniz, ben konuklarımı uğurlayacağım. Vedalaşmak üzere huzurlarınızda olacağım şimdi.